Yine yeni bir çılgınlık videosundan herkese merhabalar. Evet, turbomuzun motorunu açacağım dedim. Açmadan önce kırmayı düşünüyorum dedim. Ve arabaya 300 beygir yapacağım dedim. Özel araştırmalarını falan da yaptım. Ama bundan önce 300 beygir civarı falan olmasını istiyorsanız şu videoya güzel bir like atalım. Bakalım kimler istiyor. Görelim. Ayrıca kanalın üzerindeki şu ölü toprağa da bir artık atalım. Sizden her videoya destek olmanızı istiyorum. Like atarak, yani bana destek olmanızı istiyorum. Şimdi bu arabaya 300 beygir yapabilmek için piston 2.0 Bertone turbo pistonu, krangı Maraya krangı, sübapları da çelik sübap, ayrıca silindir kapak contasını da çelik conta keseceğiz arkadaşlar. Tabi bunları yapmadan önce bu motoru kıracağımı söylemiştim. Zaten arabamız daha öncesinde hararet yapmıştı. Hararet yaptığından dolayı, yani basınç açtık, basınçtan dolayı hararet yaptı. Hararetten dolayı conta gitti ve arabada su durmuyor. Basınçlı şekilde radyatörden atıyor. Daha önceki videolarda göstermiştim. Bugün ise arabamızda şu an su yok. Su olmadan 5 dakika boyunca dip gaz şeklinde arabamızı çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım ne oluyor? Motor kırılıyor mu? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi siz bana bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar wastegate parçalar arkadaşlar. Wastegate için, yani basınç açacağımız için bu parçaları kullanmak zorundayız. Wastegate parçaları. Contalar bunlar. Buralarda tıraşladım. Çapaklar vardı. O çapaklar gitti. Evet arkadaşlar, şimdi benim burada şu ortada gördüğünüz afere saatim, yani turbo basıncı ya sizin dilinizle anlatabileceğim şekilde oksijen sensörü var arkadaşlar. Elektronik. Yani burada değerler, oksijen değerini görüyoruz. Yani egzoz manifoldundaki değerleri görüyorum. Ya ona göre fakir zengin karışımı anlıyorum. IM marka arkadaşlar. 1500 lira, yanlış olmasın bak. Onun yanında da yağ meşüründen ısıyı, yani seviyesini, yağ sıcaklığını ölçtüğüm bir tane termometre gibi bir aletim var arkadaşlar. Sıcaklık ölçerim var. 120 santigrat dereceye kadar ölçüyor. Yani bakın şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Ortadaki IM yazan AFR saatim, oksijen sensörü yani. Turbo araçlarda kullanılıyor. Fiyatı bayağı dediğim gibi yüksek. Ayrıca sağdaki de 120 dereceye kadar yağ sıcaklığını ölçüyor. Normalde arabalarda 100 dereceye kadar yağ sıcaklığı çıkıyor. 120'de, yani 120'ye falan geldiği zaman işin durumu kötü oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi bunu 120, yani en sona dayayacağım. Bakalım sonuç ne olacak, birlikte göreceğiz. Vitesimiz boşta. AFR'miz çalıştı gördüğünüz gibi. Çektim. Az önce 120 kusuru kadar gördüm arkadaşlar. Dibe dayandı. Artık istop'edeyim. Ya 5 dakika boyunca arabada da bu arada gram su yok arkadaşlar. Biliyorsunuz 5 dakika boyunca dip gaz yaptım. Yağ sıcaklığım inanılmaz şekilde yükseldi. Ama daha hala motor sarmadı. Şimdi motoru bir göstereyim. Bakın normalde arabamda da gram su yok arkadaşlar. Hiçbir, sadece yağla çalıştırdım. Ha, bakın sıcaklıkla beraber şuralarda yağ artık
patlamaya başlamış arkadaşlar. Yağ fışkırtmaya başlamış. Kapağımızda. Alev gibi var ya. İçeriden de sağlam duman çıkıyor. Kamerada gözüküyor mu siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içeriden de iyi duman çıkıyor arkadaşlar. Isınmış. Dur bakalım bir daha çalıştırmaya çalışalım. Çalışacak mı? Evet arkadaşlar, şimdi ikinci denememi yapıyorum. Şu an yağ sıcaklığımız 60 derecede falan. Tekrar bir marş yapalım. Saat demir ödem hemen tıkıt çalışıyor. Arabamız tekrardan dip gaz yapıyoruz ve ısıtıyoruz arkadaşlar. Arabamız istop etti arkadaşlar. 100 kaç bu? Yani 120 burada, 120'yi hayli hayli devirdik artık. Şöyle kamerayı da alalım. Bakın arabamızın kontağı açık. Şu an yakıt pompamız hala basıyor. Ve ya, arabamda su olmadığı için hararet de göstermiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz gram su yok. Motor kısmına geçelim. Hatta şu kontağı kapatayım. Oo, buralardan falan bakın bir şeyler fışkırtmış bu. Baksa, buralarda fena yağ kaçakları var. Buradan yağ basmış yukarıya. Kapağı bir daha açayım. Alev gibi elleyemiyorum ha bak. Açamam ben bunu. Efsane şey. Sıcak. Of, yandı elim. Şimdi arabayla bir daha tekrar bir marş yapmaya çalışalım bakalım. Çalışacak mı arkadaşlar? Vitesimiz boşta, herhangi bir sıkıntı yok. Basalım. Gitti arkadaşlar. Motor komple kilitledi. Çalışmıyor. Şöyle bakıp tekrar göstereyim. Yağ sıcaklığım hemen düşmeye başladı ama gördüğünüz gibi cort cort. Buradan sonra artık herhalde komple motor açarız arkadaşlar. Arabamda da su olmadığını şöyle detaylı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın arabamın yağ su kapağı falan açık. Şimdi tekrar bir marş yapalım sizin için. Vitesimiz boşta. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Komple kilitledi arkadaşlar motoru. Açılmıyor. Yağ sıcaklığım %. Normal şu an arabanın kullanılabileceği derecede yağ sıcaklığımız. Yani normal günlük kullandığınız sıkıştırsanız bile 100 derece civarında durur yağ soğutucular sayesinde. Ama bizim arabamız şu an hala da %. Kapalı halde olduğu halde yağ sıcaklığımız %. Anca geldi. Sakın denemeyin buna. Bundan sonra motor açacak gibiyiz bakalım. İnşallah Allah nasip ederse. Bu son videomuz oldu. Bundan sonra çalıştıramayız bu arabayı. Herhal. Herhal. Evet arkadaşlar, motorumuz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ya susuz artı 5, ilk 5 dakika yaptım, sonra bir 5 dakika daha yaptım arkadaşlar. Yağ sıcaklığımız efsane şekilde oldu. Yani 120, en son 120 vardı. Kesin 160 dereceye kadar falan yağ sıcaklığını 180 dereceye kadar getirdim. Ve motor içerisi komple yatak sardı arkadaşlar, sıkıştı. Çünkü su soğutması yok, radyatörde su yok. Eğer su olmuş olsaydı herhangi bir sıkıntı yaşamazdık. Suyunu boşaltarak motoru kırdım yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bu arabayı motor içini dediğim gibi Opel Astra'nın Bertonelli'nin 2.0 turbolarının pistonundan krangı maraya krangı, subapları da çelik subap yapıp artıca çelik subapta çelik contada kullanmayı düşünüyorum. Bu tarz bir modifikasyon gelmesini istiyorsanız, dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi, şu ölü toprağa bir atalım. Şu videoya güzel bir like yapalım. Attığım videolara like yapalım. Bundan sonrası %99 ben bu arabaya motor açacağım. Motor açtıktan sonra komple 300 beygir civarı falan düşünüyorum. Zaten 2.0 Bertone ya turboların pistonları yani ortalama 300 beygire kadar da kaldırıyor diye biliyorum. O yüzden bir 300 beygir yapalım diyorum arkadaşlar. Sizden de ricam like. Yine çılgın, değişik, fantezi bir video oldu. Ne olduğunu gördünüz. Motor komple iptal arkadaşlar. Dönmüyor. Hatta şuradan bir şey yapayım ya. Dur, size hani inanmayanlar olur diye. Crank'tan da çevireceğim arkadaşlar. Çevirmeye çalışacağım. Bakalım dönecek mi? Birlikte görelim. Bu arada bunun crank'ı döndürebilmeniz için elinizde bir tane böyle 36 olması lazım arkadaşlar. Şimdi 36 ile oradan çevirmeye çalışacağız. Öp bebeğim be.
İzel Taşar, yanlış olmasın bak. Aga yanlış olmasın, takıyorum. Tak. Takamadım. Taktım mı? Heh, taktım. Yönü fark etmez, nereye göre güç alıyorsanız oraya göre çevirmeye çalışın. Takamadım lan. Çok inceden bir boşluk var gibi ama dönmüyor. Yok aga dönmüyor. Çok inciden böyle salıyor gibi oluyor. Daha sonra efsane sıkıyor. Yani %99 yatakları bitirdi. Motoru söküp komple gönül motor muğla. Rektifiyeye gideceğiz arkadaşlar. Orada pistonları mistonları artık hepsini yaparız. Öyle geliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.